İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesiyle AKP'li bazı siyasetçiler üzerinde tam bir travma yarattı. Hatta kimilerinin kimyasını bozdu. Bunun nedeni ranttı, bunun nedeni paraydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araçların, makam araçlarının AKP'li siyasetçilerin emrine verilmesiydi. Yani İBB kısa, tam anlamıyla bir çiftlik gibi yönetilmişti. Ben de bu kürsüden İBB burslarıyla ilgili gerçekleri bu kürsüden dile getirdim. Buna burs demek doğru mu bilmiyorum. Buna tam anlamıyla avanta demek lazım. Avanta diyeceğim bundan sonra. Biliyorsunuz bu avantaları alanlar içerisinde 3 etkili AKP'li siyasetçi dikkat çekiciydi. Kimdi bunlar, bir hatırlayalım. Fatma Betül Sayan, Rabia Kalender İlhan, Rıza Kabakçı. Değerli arkadaşlar, bunların almış olduğu bursun miktarı tam 6.920.054 TL. Bakın bu burs değil, avanta. Değerli arkadaşlar, bu avantayla tam 8.131 KYK bursu verilebiliyor. Bu avantayla 20.040 öğrencimizin KYK ücreti ödenebiliyor ve bu avantayla 380 profesörün maaşı veriliyor. Öyle bir avanta ki değerli arkadaşlar, insan bunu alırken biraz Allah'tan korkar. Şimdi gençlerimiz üniversiteye gitmek için para bulamazken, gençlerimiz KYK borcu nedeniyle icra altında kıvım kıvım kıvranırken ve üniversite öğrencisi İbrahim Alt intihar ettiğinde cebinde 6 lira çıkarken, muhafazakarlığın milliliği yerliliği dilinden düşürmeyenler tam da kul hakkı, yetim hakkı yemenin tam göbeğine düşmüşler değerli arkadaşlar. Peki bunu yapanlardan ne beklenir? Bunu yapanlardan ne beklenir? Bir özür beklenir değerli arkadaşlar. Bu kişilerden haksız alınan bursların geri ödemesi beklenir. Peki ne oldu? Sayın Rıza Kabakçı bana itibarını zedelediği için tam 250.000 TL tazminat davası açtı. Değerli arkadaşlar, aldığı para 2.752.000 avanta var. Üzerine bir de Veli Ağbaba'dan 250.000 TL avanta istiyor. Değerli arkadaşlar, Allah gözünüzü doyursun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bakın, olur da bu kadar yüzsüzlük olur mu ya? Şimdi hepinizin vicdanına seslenmek istiyorum. Hepinizin vicdanına seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu miktardaki burslar bu kişilere niye verilir? Neden verilir? Bunlar mucit mi? Bunlar bilim adamı mı? Bunlar bir araştırma yapmaya mı gidiyor? Bunların hepsi, hiçbiri yok. Bunlar sormak lazım. Bu bursları alırken hangi sınava girdiler? Bu burslar alırken hangi vatan evladının hakkını yediler? Doktora yapıyorsun değerli arkadaşlar. Burada doktora yapan hocalarımız var grubumuzda. Doktora yaparken burs alınır yurt dışından. Burs vermez. Ama maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alınıyor. Bakın isim isim yerin değerli arkadaşlar. Fatma Betül Sayankaya tam 1.510.000 lira burs alıyor. Ve çalışmıyor bu daha sonra. Bursu da öğrenimini de bitiremiyor ve burs almaya devam ediyor. Bir diğer değerli arkadaşlar, ibrettik. Bakın Rabia Kalender İlhan aldığı burs 2.650.000 TL. Değerli arkadaşlar, özgeçmişine bakın, Allah için özgeçmişine bakın. Özgeçmişinde değerli arkadaşlar 2005'ten beri yurt dışında, 2007'de iş başı yapıyor, iş başı. 2005'ten beri yurt dışında. 2015'te geri dönüyor. Bursu nasıl kazandın? Kimle yarıştın? Hangi şartlarda girdin? Bilen yok değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Rıza Kabakçı kan değerli arkadaşlar. 16 Aralık 2008'de Metro AŞ'e işe giriyor. Dikkat edinleyin. 24 Kasım 2008'de burs kazanıyor. Daha çalışmıyor. 24 Kasım 2008'de burs kazanıyor. 16 Aralık'ta işe giriyor. Bir hafta sonra 23 Aralık'ta İstanbul Belediyesi bursu veriyor. Ya bu kadar olur mu? Değerli arkadaşlar, hiçbir şey, hiçbir şartı uymuyor. Hiçbir şartı. Bakın, doktorası bitmiş, kuruma dönüş yapmamış. Çalışmayasın demiş, gitmiş 1300 kilometre ileride Antep Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Arkadaşlar, o kadar utanılacak bir durum ki, yani ben burada anlatırken vallahi sıkılıyorum. Eğitim masrafı, uçak parası, sağlık sigorta harcı hepsini İstanbul Büyükşehir karşılıyor. Para lazım muhtelif masraflar için diyor, 5.019 lira tak gidiyor. Uçak masrafı aynı, yeme içme aynı. Peki değerli arkadaşlar, nereye gidiyor? Hangi üniversiteye gidiyor? Rıza Kabakçı, Howard Üniversitesi'ne gidiyor. Tesadüfe bakın ki, Merve Kabakçı orada hoca.
Nerede kavakçı orada hoca. Bir şey daha söyleyeyim. Ablası Merve Kavakçı'nın tezini kopya ettiği iddia ediyor. Tez aynı birebir. Nereden anlıyoruz? Okuma yazma bilmeyen bilanlar Revza Kavakçı'nın tezinde türbanla ilgili bir tez yazıyor. Atatürk'e hakaret diyor. Bu hanımefendi siyaset bilimiyle ilgili tez yazıyor. Atatürk'e hakaret diyor. Hatta daha da söyleyeyim. Alttaki dipnotlar bile aynı değerli arkadaşlar. Dipnotlar bile aynı ve Sayın Kavakçı ya Metro AŞ'de çalışıyorsun. Ray mı döşeyeceksin? Mühendislik alanında yapıyorsun da. Gerçekten AK Parti grubu adına Sayın Veli Ağababa'nın burada gayet veciz ifadelerine cevap verecek bir milletvekili varsa gerçekten zor cevap verecektir diye düşünün. Mustafa Demir Bey siz mi vereceksiniz? Allah yardımcınız. Allah yardımcın olsun. Bu konu artık üç hanımefendi üzerinden bir algı, bir nefret suçu. Hatta dünya görüşleri nedeniyle kadına karşı bir şiddet eylemi haline gelmiştir. Arkadaşlar bir sürü iddialarda bulundu. 2008'de başladı dedi. 2008'de başladı. Başlar başlamaz da İBB'de burs aldı. 2008'de İBB'de işe başlamadı. 1994 yılında Belbim'de işe başladı. Üç değerli siyasetçi arkadaşımızı hedef alarak bu çalışma neden şimdi gündeme getiriliyor? Sayın Hatip resmen saptırdı. Ben ne zaman işe girdiğini, ne zaman nerede çalıştığını iyi biliyorum. 16-12-2008'de Metro AŞ'ye giriyor. Metro AŞ'ye niye girdiğinden merak ediyoruz, onu da açıklayayım. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kurumu burs veremiyor. Metro AŞ'nin tüzüğünde burs verme olduğu için oraya geçiyor. Bakın bir daha söyleyeyim. 24 Kasım 2008'de başvuruyor. Harvard Üniversitesi'nde bursu alıyor, kazanıyor. Kazanıyor. 16-12-2008'de metroda işe başlıyor. Bir hafta sonra şanslı hanımefendi Harvard Üniversitesi'ne sevgili ablası Merve Kavakçı'nın yanına gidiyor. Değerli arkadaşlar bakın şunu reddederim. Nefret suçu. Onu en çok yapan sizsiniz. Kadın, üç hanım siyasetçi. Tam tamına 79 trilyon bir yolsuzluk var. İçinde üç tanesi bilinen siyasetçi. Ne yapacağım, açıklamayacağım mı? Kadın diye. Üçü gözle görülür siyasetçi. Biri sizin bakanınız, biri sizin genel başkan yardımcınız, biri sizin İstanbul Kadın Kolları İl Başkanınız. Bunlar bilindiği için ben söylüyorum. Ayrıca muhafazakarlık, inanç, başörtüsü hiç kimsenin yolsuzluğunu, avantasını kapatacak bir örtü değildir. Bunu şiddetle reddediyorum. Bu sizin her zaman olduğu gibi pisliklerinizi kapatmak için dini, imanı kullanmadır. Başka bir şey de yoktur. Öneri